Hoş geldiniz. Çok heyecanlı ve çok mutluyum burada olduğum için. Ve bugün için de hiç uzatmadan hemen başlıyorum masalıma. Paha biçilmez fakirin gönül zenginliğine, biz yelken açalım bir masalla enginliğe. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar büyük bir şehrin kenar mahallelerinden birinde bir adam ve karısı yaşarmış. Adamın elinden iş gelmez, kadının sesine kuş gelmezmiş. Hallerine şükrederlermiş ama halleri hal değilmiş. Kurttan aç, yılandan çıplakmış garipler. Gecelerden bir gece, aç bir ilaç otururlarken fakirhanelerinde kadının canını artık tak etmiş. Eh be adam demiş. Evlendiğimiz günden beri hangi işe elini attıysan elinde kaldı. Zamanında okumuş yazmış adam olsaydın bugün padişahın has adamı olurdun. Ama nerede? Bak rüya tabircilerine bile kese kese altın veriyor padişah. Onlara sarayında makamlar veriyor demiş. Adam hanım ben cahil bir adamım demeye kalmamış, kadın devam etmiş. Yarından tezi yok, sen de rüya tabircisi olacaksın. Ve tellal sokağa çıkıp da padişahımız rüya gördü dediğinde rüyayı tabir etmeye gideceksin demiş. Kadın bunları dedikten sonra adam yalvarmış, söylenmiş ama sözünü dinletememiş. Uyku vakti gelince başlarını koymuşlar yastıklarına, hallerine şükretmişler. Kadın yatmış sağına, dönmüş soluna, düşmüş uykunun koynuna. Adamın gözüne uyku girmemiş. O kirpikler böyle sabahta, seher vakti birbirine yakınlaşacak gibi olmuş da tellalın davulu sokakta duyuluvermiş. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin, padişahımız bir rüya gördü. Tabir etmek isteyen varsa tez saraya gelsin, duymayanlar, duyanlar duymayanlara iletsin demiş. Adam pencereden bir tellala bakmış, dönmüş karısının öfkeli suratına bakmış, giyinmiş çıkmış dışarı. Ayrandan aşağısı su, ölmüş eşeğin kurttan olur mu korkusu? Adam da düşmüş yollara, varmış o koca şehri kenar mahallelerden ayıran surların kapısına. Kapının kenarında bulduğu taşların üstüne oturuvermiş ve kara kara düşünmeye başlamış. Ne yapacağım? Ne diyeceğim? Ben rüya tabir edemem diye düşünürken birdenbire bir ses duymuş. Sağına bakmış, kimse yok. Soluna bakmış, kimse yok. Derken surların dibindeki göçüğün arasından kara benekli ak bir yılan başını uzatmış. Merhaba dostum. Sen buralarda yabancısın. Rüya tabir etmeye mi gidiyorsun? Demiş. Evet yılan kardeş. Nereden bildin? Demiş. Gözünün duruluğundan, ağzının kuruluğundan. Acemi ve fukara birine benziyorsun. Yaklaş, yaklaş da yardım edeyim. Demiş yılan. Adam aralarında bir adım kalana kadar yılana yaklaşmış. Yılan başlamış konuşmaya. Doğruca saraya git. İçeri girerken sakın ezilip büzülme. Sakın tevazu gösterip boyun eğme. Padişahı görmek istiyorum deme. Padişah beni bekliyor de. Padişahın huzuruna çıkınca da padişahım rüyanızda koyun görmüşsünüz. Tabiri ise çevrenizdekiler koyun gibi. Onları biraz eğitseniz iyi olur. Tabii padişah bu yorumu duyunca hayretler içerisinde kalacak ve sana kese kese altın verecek.
Dönerken altınlarının yarısını da benimle paylaşırsan anlaştık demektir demiş yılan. Adam varmış gitmiş saraya, doğruca çıkmış padişahın karşısına, girer girmez de başlamış konuşmaya. Padişahım, rüyanızda koyun görmüşsünüz. Tabiri ise etrafınızdakiler koyun gibi, biraz eğitseniz iyi olur demiş. Padişahın hayretten gözleri büyümüş. Efendi demiş. Efendi, hadi tamam, tabire bir şey demiyorum ama daha kimseye anlatmadığım rüyamı sen nereden biliyorsun? O kadarı da bizim sırrımız olsun efendim demiş. Padişah düşünmüş, taşınmış, sakalını kaşımış. Derken adama iki kese altın vermiş, göndermiş. Adam saraydan çıktığı anda adeta uçuyormuş, koşmuş koşmuş, surların çıkışına varmış, kapıdan geçmiş, göçüğün yanına yaklaşmış, yılan ortada yok. Seslenmiş, yılan çıkmamış, keselerden birini atmış göçükten içeri. Evine varmış, divanda oturan karısının eteğine bir kese altını koymuş, kadının o asık suratı dönmüş bal peteğine. Gel zaman, git zaman, bizimkilerin paraları suyunu çekivermiş. Tam bu sırada tellal sokakta belirmiş ve ey ahali diye seslendiği anda kadın adamın yanında bitivermiş, yaka paça adamı dışarı atmış. Adam çaresiz varmış surların dibine, çökmüş taşın başına ve seslenmeye başlamış. Aman yılan kardeş, canım yılan kardeş, hadi bir iyilik daha et de padişahın rüyasını yorumlayayım, biraz para kazanayım demiş. Bir süre sonra yılan göçükten başını çıkarmış. Sen güvenilir birisin, sen iyi bir insansın, sana yardım edeceğim demiş ve padişahın rüyasını ve yorumunu anlatmış. Saraya gittiğinde nasıl davranacağını, hareketlerini, konuşmalarını bir bir ezberletmiş. Adam doğruca saraya gitmiş, çıkmış padişahın karşısına, derhal konuşmaya başlamış. Efendimiz, rüyanızda tilki görmüşsünüz. Tilki kurnazdır. Tabiri ise çevrenizdeki adamlar kurnazlar. Ayağınıza denk kalsanız iyi olur demiş. Padişah tekrar hayretler içerisinde kalmış ve bu sefer tam 4 kese altınla göndermiş adamı evine. Adam saraydan uçarak çıkmış, adeta ayakları yere değmiyormuş, surlardan geçmiş, kapıdan geçmiş, göçüğün yanına varırken, ben deli miyim? Ben neden bu yılana 2 kese altını vereceğim ki? Yılan altını ne yapacak? Bu 4 kese altın beni yıl boyu idare eder demiş ve sessizce uzaklaşmış göçüğün başından. Akarsu üstünde saman durur mu? Dünya durmadıkça zaman durur mu? Zaman da akıp geçmiş ve bizimkilerin parası yine bitmiş ve o sırada tellal sokakta ey ahali diye belirmiş ki adam yattığı yerde inlemeye başlamış. Ah, ah, hainlik etmeyeydim de varaydım yılanın yanına, yardım isteyeydim, yardım edeydim bana demiş. Yardım edeydi bana demiş. Karısı o anda adamın başında bitivermiş, gene yaka paça adamı evden sokağa fırlatmış. Adam umutsuzluk içerisinde surlara doğru yürümüş, göçüğün başına gelmiş, çökmüş bir taşa ama hiçbir şey söyleyememiş utancından. Bir süre sonra yılan delikten başını dışarıya çıkarmış ve adamı uzun uzun izlemiş, şefkatle, sevgiyle. Ne kadar zaman geçmiş bilinmez, yılan konuşmaya başlanmış. Üzülme dostum,
ben sana gücenmedim. Yaklaş, yaklaş da yardım edeyim demiş. Padişahın rüyasını ve yorumunu anlatıvermiş ve yine anlaşmışlar. Alacağı altının yarısı yılanın olacakmış. Adam saraya varmış, padişahın huzuruna çıkmış. Padişaha konuşmaya başlamış. Efendimiz, rüyanızda kurt görmüşsünüz. Kurt, canavardır. Tabiri ise, çevrenizdeki insanlar kurt gibi. Birbirlerini parçalamak istiyorlar. Onların arasına biraz muhabbet tohumu ekmelisiniz, demiş. Adam 10 kese altınla saraydan çıkarken mutluluktan gözlerinden yaşlar akıyormuş. Göçüğün başına gelmiş, surlardan çıkmış göçüğün başında yılan göçükten kafasını çıkarmış, beklemekteymiş. 5 keseyi koymuş yere, yerden irice bir taş almış, yılanın başına fırlatmış. Yılan tam o arada atak davranmasaymış, ölüp gidecekmiş. Adam taşı atmış atmasına ama aklı da sonradan başına gelmiş. Çökmüş taşa, yalvarmaya, ağlamaya, gözyaşı dökmeye, af dilemeye başlamış. Bir süre sonra yılan göçükten çıkmış. Dostum, artık yeter. Söyledim ya, ben sana gücenmedim. Sana son birkaç lafım var, demiş. Göçüğün içine girmiş, daha önce adamın verdiği kese altınla çıkmış, altını adamın ayaklarının dibine bırakmış. Ben senden altın maltın istemiyorum. Lakin aklını başına topla, kendini bil, özüne dön. Bilmediğin şeyde bilir görünme, gelmediğin yerden gelir görünme. Bu parayla ne yapacağın senin bileceğin iş. Ama vermeyi bilmezsen alamazsın. Hep ben, ben dersen bende kalırsın. Ama biz dersen önde olursun. Sana gücenmedim. Padişahı rüyasında tilki gören şehrin insanları kurnaz olur. Padişahı rüyasında kurt gören insanları, şehrin insanları canavar olur. Sen de bu şehrin insanısın. Sana kızmadım. Söylediklerimden bir şey anladıysan anladın. Anlamadıysan sen bilirsin demiş. Elveda deyip göçüğün içine girivermiş. Adam orada oturmaya devam etmiş. Gözyaşı dökmüş, ağlamış. Ne kadar zaman geçmiş gene bilinmez. Bu sefer bambaşka bir güçle kalkmış oturduğu yerden. O altınlarla geniş bir arazi satın almış. Üstüne yoksul çocukların okuyacağı güzel mi güzel bir okul yaptırmış. Hem de öyle bir düzen kurmuş ki toprağı ekip biçmişler. Ekip biçtiklerini satmışlar. Paraları hiç bitmemiş. Evlerinin kapısı evi barkı olmayanlara her daim açık olmuş. Ve adamın hikayesi anlatılır, anlatılır olmuş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri siz sevgili dinleyicilerin başına, biri bu masala, biri de bu masalı benden önce anlatan anlatıcılara gitmiş. Kısa bir konuşma var. Lütfen buyurun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İlgiyle dinlediniz. Belki aranızdan bu masalı bilenler vardır. Belki kulağınıza çalınmıştır. Bu masal Orta Doğu'dan. Suriye'de, İran'da, Irak'ta bu masalın pek çok farklı versiyonu anlatılır. Benim size anlattığım Anadolu'da kulaktan kulağa bugüne kadar gelen versiyonu. Benim adım Roza Erdem. Ve ben hikaye anlatıcısıyım. Geçtiğimiz yıl Orta Doğu'nun kadim topraklarından gelen 7 kadınla çalışma fırsatı buldum. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
ile birlikte Komşu Masallar kitabını, Mülteci Kadınlardan Masallar kitabını hayata geçirdik. Kitabı yaparken amacımız çeşitli sebeplerle doğup büyüdükleri topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalan kadınların hem kendi hikayelerinin, hayat hikayelerinin anlatılması hem de ailelerinden, atalarından getirdikleri masalların duyulması, bilinmesi, unutulmamasıydı. Kitap 4 dilde Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce olarak basıldı ve konuyla ilgili olarak çalışan yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara dağıtıldı. Ben bu proje sırasında çalışırken ve o kadınlarla röportaj yaparken fark ettim ki aslında birbirimize çok benziyoruz. Hepimiz bu toprağın insanıyız. Ve masalların sınırları ve farklılıkları ortadan kaldırmak gibi bir güçleri var. Masallar hangi coğrafyadan gelirlerse gelsinler, bereketli kulaklar bulduklarında verimli bir tohum gibi kök salıyorlar. Masallar bizim ortak hazinelerimiz. Bugün burada sürdürülebilirlik teması üstüne çok güzel proje sunumları izledik. Bu projelerin hayatta kalması ve güçlenerek devam etmesi için bir şeyi unutmamamız gerektiğine inanıyorum. O da farklı kültürlerden, farklı altyapılardan geliyor olsak da hepimiz aynı köklerle birbirimize bağlıyız. Tıpkı masalların bizi görünmez ipliklerle birbirimize bağladığı gibi hiçbirimizin bir diğerimizden farkı yok. Dilerim ki bu birlikteliği, bu bağları asla unutmayız. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Profesör Erdem, ben bunu hemen şöyle bir cebime koyayım. Siz de şöyle uğurlamış olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Gerçekten. Teşekkürler.